Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Black Desert Online'dan Mert. Biliyorsunuz geçen hafta LAN'ın oluşturma süreci başlamıştı. LAN'ın oluşturma süreciyle birlikte karakterlerimizi yaratabiliyorduk ancak oynayamıyorduk. Bu hafta resmen artık LAN'la oynayabiliyoruz. Uyanışsız oynayabiliyoruz. Şundan da bahsedeyim. Normalde oyun 1 Mayıs'ta gelecek diyordu LAN'a. Çünkü her patch günü çarşamba oluyordu. Yani çarşamba gecesi oluyordu patch'ler. Bu hafta ama salı gününe sarktı. Yani normal gününden bir gün önceye sarktı ve 30 Nisan'da LAN bizlerle birlikte oldu. Öbür hafta da eğer uyanış oynamamız için yine bir hafta erkene mi çekecek, yani bir gün erkene mi çekecekler acaba, hani onu tam bilmiyorum şu an. Ama normal patch günü 8 Mayıs'ta, yani LAN'ı biz yine 8 Mayıs'ta uyanışını açabileceğiz. Ama yine erkene çekerlerse 7 Mayıs olacak. Ondan da bahsedeyim. Şimdi LAN'ın level atlattıkça bize belli başlı ödüller gelecek. İşte 15 level'da, 25 level'da vesaire. Ödüller gelecek. Onlardan bahsedeceğim. Ve LAN'ın XP'sini arttırdıkça transfer edebiliyoruz başka karakterlerimize. Tabi bunun için LAN'ın ana karakter yapmamız gerekiyor. Ondan bahsedeyim. Eğer başka bir karakteri main yapmak ya da oynamak isteyen arkadaşlar varsa onlar için güzel bir şey olacak. XP aktarma olayı da. Genelde her yeni karakter geldikten sonra bu XP paylaşma ya da aktarma olayını gerçekleştiriyorlar. Bunun için ilk önce yapmamız gereken şey LAN'ı ana karakterimiz yapmak. Bunu söylememişler herhalde, herkes yapar diye düşünerek. Ama ben bilmeyenler için şöyle aktarayım. Sayfam kısmına giriyoruz oyuna giriş yaptıktan sonra. Sayfamdan sonra ana karakter seçim kısmına tıklıyoruz. Bunu LAN olarak ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şu an sadece LAN'la yapılıyor diye biliyorum. Seçimi tamamladıktan sonra tekrar oyuna dönelim. Oyunda şu HP barımızın altında şu karakter destek diye bir kısım var. Görmüşsünüzdür zaten onu. Ona tıkladıktan sonra hangi karaktere XP aktarmak istiyorsak onu seçmemiz gerekiyor. Ve aynı köyde olması gerekiyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer aynı köyde değilseniz zaten birleştirme yapamazsınız. Zaten şuradan da gözüküyor. Mesela Trend'de, Veliyad olanların hiçbirine aktarma yapamıyorum. İkisinin de aynı köyde olması gerekiyor. Neyse. Geçiş ayarına tıkladıktan sonra karakteri seçince otomatik LAN'ın kazandığı bütün XP ve beceriyi, level ve beceri XP'nin hepsini diğer karakterim de alacak. Yani mistik karakterim de alacak. Hikaye görevleri, mahallenin taşı görevleri ve işte günlük görevleri, kazandığınız XP'ler diğer karakter aktarılmıyor. Sadece ne yaratık keserek öldürdüğünüzde kazandığınız XP diğer karakter aktarıyor. Ve bunun dışında eğer bir karakteriniz 60 levelsa ona aktarma gerçekleştiremiyorsunuz. Yani level XP'si kazanılmıyor. Onun dışında herhangi bir olayı yok. Sadece aynı köye getiriyorsunuz, bağlıyorsunuz ve 59 level'ın 60 level'ın aşağısında olması gerekiyor. Geçen hafta ve ondan sonraki hafta gelen kayıt ve ön oluşturma ile gelen ödüller arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Postanıza ön oluşturma ödülleri gelecek. LAN karakteri yaratmıştık ya geçen hafta. O ödüllerin hepsi postaya geliyor. Kayıt ödülü ise web depomuza geliyor arkadaşlar. Onunla hatırlatmasını yapayım. Ön kayıt yaptım. Ödüller nerede bulamadım diyenler varsa nerede hemen şurada zaten gözüküyor. Altın külçe, kamasil ve mühürlü. Web deposuna geliyor. Bunları istediğiniz bir karaktere aktarabilirsiniz. Şimdi ben şu itemleri daha öncesinde zaten dizmiştim. Direkt karakterimi aktardım. Bu karakteri de gerçekten main'im yapmak istiyordum. Direkt artısız olarak şu ikisini aldım. Sonra kendim bastım. Şimdi bunu kasacağım. 55 level'a kadar bir takım etkinlik ödülleri alacağız yine. Yine birkaç etkinlik var. Onun klif etkinliği falan. Onlardan da bahsedeceğim. Ama bunların hepsini LAN'ı kastıktan sonra bahsedeceğim. Ben şimdi LAN'ı 56 level'a kadar kasacağım. Bu belki yarına da sarkabilir. Tam bilmiyorum çünkü şu an pek vaktim yok. 56 level olduktan sonra bütün etkinliklerin hepsini detaylı olarak bahsedeceğim. Şimdi ben burada videoyu durduruyorum. 56 level olduktan sonra videoyu yeniden başlatacağım ve gelen ödüllerle birlikte her şeyi bir bütün olarak göstereceğim. Şimdilik bu kadar diyelim. Tekrardan hepinize merhabalar arkadaşlar. Biraz önce de söylemiştim, 55 level yaptıktan sonra videoyu tekrar başlatacağım ve bütün etkinliklerden kısaca bahsedeceğim. Şimdi biz 55 level olduk. Neler kazandık? Onu göstermeden önce bir etkinlik sayfasında gösterelim şöyle. İlk önce XP transfer olayı vardı biliyorsunuz. Bahsettim zaten biraz önce. Şimdi XP transfer yaptığım karaktere gireceğim ben. Transfer olayına geliyoruz. Gördüğünüz gibi LAN'dan kendi 26 level olan başka bir karakterime XP aktarımını başlatmıştım. Şu an LAN 56 level oldu. Bakalım bu kaç olacak. Hemen basıyorum gördüğünüz üzere. 56 oldu. Aynı level'a geldi gördüğünüz gibi. İşte bu böyleydi. Şu an gördüğünüz üzere Misty'de 56 level yapabildim. Siz de eğer oynamak istediğiniz başka bir karakter varsa LAN sayesinde o karakteri kasabilirsiniz. Uzatmadan şimdi diğer etkinliklerden şöyle kısaca bir bahsedeceğim. Sonra klif etkinliğinden bahsedeceğim. İşte 15, 25, 35, 45 her 10 level'da bir ödül veriyordu.
Gördüğünüz üzere işte etkinlik ödüller de şu şekilde. Şurada gördüğünüz meydan okuma kısmında görevler geliyor. En son olan görev şu. +20 Lauren hediyesi. Yani bunlar çok böyle mükemmel ödüller değil bence. Çünkü verdikleri FS'ler çok düşük. Verdikleri para miktarı da az. Ama lan kasacaksanız neden olmasın? Neden kazanmayayım yani ekstradan FS ve para? Yani öyle düşünebilirsiniz. Ondan dolayı kaybedeceğiniz bir şey yok. Bir de at fültünüz oluyor. Bu da güzel işinize yarıyor. Uzaktan çağırmanıza yarıyor. Bahsetmediğim bir şey var Doğan etkinliğinde. O da şu Doğan'ın gücü XP'si. Etkinlik süresi boyunca 15 Mayıs bakım öncesine kadar level XP %100 ve beceri XP %30 artacak. Yani level kasmak istiyorsanız işinize yarayabilir. Onu da söyleyeyim. Bu da günlük oyun süresi etkinliği. 30 dakika oyunda kalınca hafıza parçası, 1 saat kalınca sert kara kristal parçası, 90 dakika kalınca keskin kristal, 2 saat kaldığınız takdirde Lauren'in 50 aile hediye kutusu, 3 saat kaldığınızda ise Vax'ın tavsiyesi 15 ile 25 arasında kazanacaksınız. Lauren'in hediyesinde de çıkan şeyleri göstermiş burada. Bence bu da çok büyük bir ödül değil ama şu FS hani her gün 8 Mayıs'a kadar alacağız. Yani bir hafta boyunca 15 ile 25 FS arasında bir FS alacağız. Hiç fena değil yani. Eğer 25 durursanız piri falan atabilirsiniz yani. Bunlar da şunlar. Hafıza parçası. Zaten yazıyor şurada time diye. İşte 90 dakika oynadınız, 120 dakika oynadınız. Evet onlar da burada gördüğünüz gibi. Bir de şu olaydan bahsedeyim. Misafir kupon olayı var. Bunda da yapmanız gereken şey ücretsiz kayıt olma misafir kuponu veriyorlar size. Şöyle gördüğünüz gibi 14 günlük kuponlar. Bu kuponla 7 gün giriş yapmanız gerekiyor 7 gün boyunca. 7 gün giriş yaptıktan sonra herhangi bir sınıf fark etmez. Lan olur, işte savaşçı olur, Dark Knight olur neyse. Onu herhangi birine 56 level yapmanız gerekiyor. Yaptığınız takdirde yaptığınız günün öğleni yani 12 mesela atıyorum gece 12'de yaptınız siz. Öğlen 12'de kalıcı erişim sağlamış oluyorsunuz bildiğim kadarıyla. Onun dışında da işte paketlerde %50 bonus indirim ondan bahsetmiş. Eğer ücretsiz oynamak isteyenler varsa güzel bir alternatif. Son etkinliğimiz ise şu gördüğünüz üzere Cliff etkinliği. Bu Ramazan'a özel tekrar dönüyor. Bu etkinliği yapabilecek olan kişiler oyuna yeniden başlayan yani geri dönen maceracılar ve oyuna yeni başlayan maceracılar yapabiliyor. Yani eskiden beri oynayan insanlar bunu yapamıyor. Yani bence bu birazcık saçma. Tamam oyuncu çekmeye çalışıyorsun. Mesela burada en başında vermişsin. Misafir girişi vermişsin. Misafir girişiyle adamlar 56 level yaparsa bir karakteri kalıcı erişim sağlayabiliyor. Zaten bu onlar için bile güzel bir etkinlik yani. Ya ne bileyim onlara da ver bize de ver ama atıyorum onlar 3 kez yapıyorsa biz bir kez iki kez yapabilme hakkımız olsun en azından. Yani öyle düşünüyorum. İlk önce şu Batı Muhafız Kampı'na geliyorsunuz. Bu Batı Muhafız Kampı'ndan şu Komutan Cliff'le konuşuyorsunuz. Sonra burada görevler çıkıyor. Ama sonra biz de bu görevi bir kez yaptıktan sonra sanırım 3 kez yapılıyor çünkü bu görev arkadaşlar. 3 farklı görev. O görevi yaptıktan sonra gördüğünüz yerde biz de şurada bir NPC belirmişti. O NPC'den almaya başlamıştık görevleri. Herhalde insanlar bulamadığı için mi buraya aldılar bilmiyorum. Sonra görevleri buradan almaya başlamıştık. Hani yine aynı şey olabilir. Hani bir dikkat edin ama yine Cliff'ten de alabilirsiniz tabi. Neyse. Görevleri oradan aldıktan sonra hepsini yapabiliyoruz ama her hafta yapacaksınız bunu. Onu da söyleyeyim. Hani biz öyle yapmıştık. Her gelen haftaki güncellemeyle bir tane Cliff silahı alabiliyorduk. Yani toplamda 3 kez almıştık 3 hafta boyunca. Ne verdiğinden de bahsedelim. Eğer Piri yaparsanız 30 em veriyor. Duo'da 150 em veriyor. Tri'de 300 em veriyor. Ted'de de 700 em veriyor. Tavsiyem ama size Tri'ye kadar yapmanız gayet güzel yani. 300 em alacaksınız buradan. Hani tanesinden 300 em alacaksınız. 3 kez yapabiliyorsunuz. 900 em. Görevi nereden alacağınızı da zaten söylemiş. 56 level'ın aşağısındaysanız eğer daha farklı bir görev olarak bunu yapıyorsunuz. 56 level'ın üstündeyseniz de daha farklı bir görev olarak yapıyorsunuz. Size tavsiyem düşük level'lı bir karakteriniz yoksa açıp öyle yapmanız. Çünkü 56 level üzeri olduğunuz zaman işte Red Noise'u öldürmenizi, Jihad'ı öldürmenizi, BG'yi öldürmenizi istiyor. Ve bu parşömenler hani her zaman bulunmuyor. Hani bulamayabilirsiniz. Tavsiyem 55 level altı bir karakter bulacaksınız. Onunla yapacaksınız. En son bunları aldıktan sonra Miguel Eris dedikleri bir demirci var. Ona takas edeceğiz. Hani bu
Silahları bastıktan sonra gidiyoruz şu demirciye. Zaten karşılıklı Cliff şu çadırın içinde. Bu da dışarıdaki çadırın önünde bekliyor. Şurada direkt zaten çıkıyor. Siz o silahı verdiğinizde seviyesi neyse ona göre bu da size altın veriyor. Yani daha az ya da daha fazla verme gibi bir ihtimal yok. Ve sıfır dayanımda olsa bile getirip verebiliyorsunuz. Etkinlik videoları bu kadardı arkadaşlar. Yakın zamanda da LAN'ın oynanış videosunu atacağım sizlerle. İlk bakış daha doğrusu öyle söyleyeyim. Geldiğinden beri oynuyorum. İşte kombolarını yapmaya çalıştım. Skill'lerini denemeye çalıştım. Onun kısa bir artılarını ve eksilerini değerlendireceğim bir video olacak. Ve nasıl kasabilirsiniz kısa yoldan 56 level'a. Onlardan bahsedeceğim. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.